Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. 5. haftadayız. Sizlere söylediğimiz gibi 4. haftada tekrar videolarımız yayınlandı. Pazartesinden itibaren kanalımızda yayınlandı, gördünüz onları. Bir taraftan tekrarlarınızı yapıyorsunuz. Bu haftadan itibaren de ilerlemeye devam ediyoruz. Yine 3 hafta ilerledikten sonra 4. haftada tekrar videolarımız gelecek. Şimdi gelelim 5. haftanın konularına. Türkçe ile başlıyoruz yine. Türkçe'de bu hafta anlatım biçimleri giriş, düşünceyi geliştirme yolları ve anlatımda bakış açıları 3 videomuz var. Toplam süreleri 34 dakika ve minimum 60 soru çözmeniz gerekiyor. Matematiğe geldik. Asal çarpanlara ayırma, EBOB, ECOG ve Öklit algoritması konularından toplam 7 videomuz var. 1 saat 51 dakika. Vural hocamızın tavsiyesi de bu konuların tamamından bu hafta içinde 90 soru çözmeniz. Geçiyoruz geometri konularına. Geometride bu hafta üçgende alan konusundayız. Üçgende alandan toplam 4 videomuz var. Toplam süremiz 1 saat 20 dakika ve çözmeniz gereken minimum soru sayısı 60 arkadaşlar. Geldik fiziğe. Fizikte bu hafta bir konumuz var. Kaldırma kuvveti. Süresi 14 dakika ve minimum 60 soru çözmeniz gerekiyor. Geldik kimyaya. Kimyada da yine bir konumuz var. Kimyasal tür, kimyasal türler arası etkileşimlerin sınıflandırılması konusundayız. 17 dakikalık bir videomuz var. Minimum 40 soru çözmeniz gerekiyor. Biyolojiden devam ediyoruz. Biyolojide 2 tane konumuz var. Canlılar dünyasından devam. Bakteriler ve arkeler bu hafta öğrenmemiz gereken konular. Toplam süresi 32 dakika ve minimum 50 soru çözmemiz gerekiyor. Geldik tarih konularına. Tarihte insanlığın ilk dönemlerini öğrenmeye devam ediyoruz. Orta Asya, Mısır, İran, Hint, Çin ve Doğu Akdeniz uygarlıkları konularımız var. 6 video ve süresi 1 saat 20 dakika toplamda. Çözmeniz gereken minimum soru sayısına baktığımızda da 60 soru çözmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ve gelelim son olarak coğrafya konularına. Coğrafyada bu hafta basınç ve rüzgarlar konularımız var. Toplamda 5 videomuz var. 1 saat 12 dakikalık toplam bir video süresi var. Ve minimum çözmeniz gereken soru sayısı 80. Evet arkadaşlar, bu hafta çalışmamız, bitirmemiz gereken konular böyle. Genel olarak baktığımız zaman geçtiğimiz haftalara göre toplam süreyi biraz azalttık. Belli branşların konularını biraz azalttık. Çünkü tekrar videolarımız yayınlandı biliyorsunuz. Onlara çalışmaya devam ediyorsunuz. Yetiştiremediklerinizi, bitiremediklerinizi devam ettirebilirsiniz izlemeye. Ama bir taraftan da bu verdiğimiz konuları da bu hafta bitirmeniz gerekiyor. Hepinize kolaylıklar diliyorum. İyi çalışmalar.